Evet, İstanbul'da bugün yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem bütün İstanbul'a yakın illerde hissedildi. Şu anda da biz Avcılar'dayız. Avcılar'ın en çok hissedildiği ilçelerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi arkamızda Merkez Camii'nin minaresi yıkılmış durumda. Halk panik halinde sokaklarda. İnsanlar tedirgin, ne olacağını bilemiyorlar. Minanın çevresinde, caminin çevresinde geniş güvenlik önlemleri var, alınmış durumda. Halk da panik içinde, olan bitenleri izliyor. Halk tedirgin, acaba bu akşam eve mesaj bekliyorlar. Ne yapılması lazım, ne edilmesi lazım. Gördüğünüz gibi minarenin yarısı yıkılmış durumda. Bu sarsıntı gerçekten, İstanbul'a geri mi döneceğiz? Onun için de halk panik halinde, tedirgin bir şekilde olan biteni izliyor. İnşallah korkutucu bir şeyle karşılaşmayız bundan sonraki saat ve günler içerisinde. Avcılar'dayız. Avcılar'dayız. Avcılar'da gördüğünüz gibi Merkez Camii'nin minaresinin bir tanesi yarıdan itibaren yıkılmış durumda. Gördüğünüz gibi halk burada sokaklarda panik halinde. Bu deprem gerçekten Avcılar'ı eski günlere mi getirdi? 99 depreminde yaşadıkları noktasında sıkıntılar yaşıyorlar şu anda. Geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda caminin etrafında. Diğer minalerde de tahmin ediyorum hasarlar var. Tekrar yıkılma tehlikesi olabilir düşüncesiyle güvenlik önlemleri artırılmış durumda şu anda. Gördüğünüz gibi caminin minaresi yarıdan itibaren yıkılmış. Halk tedirginlik içinde sokaklarda şu anda Avcılar halkı. Avcılar eski depremi yaşamanın üzüntüsünü mü yaşayacaklar acaba? Bekleyeceğiz, göreceğiz sayın izleyicilerimiz. Şimdi halk röportajlarına geçiyoruz. Vatandaşlarımızla sohbetler yapacağız. Onların düşüncelerini, görüşlerini alacağız. Evet, geçiyoruz şimdi halkın arasına. Devam edeyim. Üstünü alabilmek için gördüğünüz gibi caminin minaresi yarıdan itibaren yıkılmış durumda. Tabii biz deprem anında burada değildik. Olup bitenleri de tam anlamıyla bilemiyoruz ama buradan deprem anında burada olan vatandaşlarımıza da sorularımız olacak. Halk şu anda tedirgin durumda. Sokaklarda Avcılar halkı, dediğimiz gibi daha önceki depremi yaşamış olmanın vermiş olduğu tedirginlik var kendilerinde. Şimdi depremi an ve an yaşayan vatandaşlarımıza depremle ilgili bir iki sorumuz olacak sayın izleyicilerimiz. Minare halkamızda kalsın yüksek. Abi dedeye selam söyle. Siz burada mıydınız depremde? Avcılar'da mıydınız? Esenyurt'taydık biz. Orada da hissedildi tabii. Müthiş hissedildi. Biz kahvedeydik arkadaşlarla, kendi aramızda 101 oynuyorduk. İlk baştan kamyon geçiyor zannettim ben. Kamyon geçiyor, ondan sarsılıyoruz ama sonrası vurunca tabii masa sandalye biz çıkalım derken hepimiz birbirimize çarptık yani. O kadar panik yaptınız. O derece insanların paniği bize de yansıdı normal olarak. Ben bağırdım hatta, sakin olun sakin olun, ama o ara bize tabii çarpan çarptı. Evet. Bir Kars'ta yaşamıştım 96 depremini. O kötüydü ama bu da iyiydi yani. Şükür Allah'a ki kimseye bir şey olmadı. Evet. Muhtemelen İstanbul'da tek hasar da bu caminin minaresinde var. Yok, herkes buraya toplandığına göre. Bazı yan yattığı, eski binaların yan yattığı noktasında ilçeler olmuş güvenlik amacıyla. İstanbul için başkanımız açıklama yaptı, Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Can mal kaybı yok dedi. En son izlediğim haber o yöndeydi. Evet, yani çok farklı duyumlar geliyor. Bir ara bizim de televizyonumuz, internetimiz falan çekmedi, telefonumuz çekmedi. Muhtemelen bazı istasyonlara da hasar görmüştür. Yani çok şükür böyle atlattık. Umarım en kötü günümüz böyle olur. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim, iyi yayınlar. Sağ olun. Ailece dışarı çıkan bir vatandaşla da beraberiz şu anda. Siz efendim ailece mi çıktınız dışarıya? Evet, evet, evet. Burada mıydınız deprem? Yok, biz Esenyurt'taydık. Esenyurt'ta da aşırı hissettik. Esenyurt'ta var mı öyle hasar gören bir yer? Yok, işte hasar gören görmedik. Görmedik, evet. Ama çok hissettik. Evet. Yani 99 depremi gibiydi. Ama kısa sürdü. Kısa sürdü. Eğer bir 10 saniye daha sürseydi can kaybı, mal kaybı kesinlikle yaşanırdı. Allah beterinden korusun. Evet. Peki siz Avcılar'a niye geldiniz buraya? Bu duydunuz mu minareyi? Yok yok, hayır. Bizim başka bir işimiz vardı. Evet. Buraya geldiğimizde gördük minareyi de. Evet, yıkıldığını. Evet. Çocuklara da sorabilir miyiz bir şey? Tabii tabii. Gençler, siz de korktunuz mu? Gelin bakalım. Ha? Ben çok korktum. Tam otobüse binecektik. O anda deprem oldu.
Herkes yani gözümü kapattım, açtığım anda herkes dışarıdaydı. Kalabalıklar? Çok kalabalıktı. Korkudan herkes yola salınmıştı. Öyle mi? Sen de korktun? Ben de korktum, çok korktum. Hemen anneni babanı mı aradın? Onların yanına mı koştun? Ne yaptın? Yok, babam yanımdaydı. Annem evden çıkıyordu. Annem de son bir basamakta deprem olmuş. Annemin çıkmasıyla gelmesi biri oldu. Size kavuştu yani o da. Peki, teşekkür ediyoruz canım. Sağ ol. Aferin sana. Ne güzel konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Vallahi ben Büyükçekmece'deydim. Yanılmıyorsam biz yerde E5'e yakın bir yerde çalışıyorduk. Yani önce bir gümbürtü, yer altından bir sesler geldi. Böyle vurdu. Yer 30 saniyelik kadar böyle E5'e doğru böyle sallandık. Beşik gibi. Binamız yeni olmasına rağmen yine bayağı sallandık. Yani depremi ilk kez ben yaşadım. Öyle mi? Biraz ürktüm açıkçası. Evet. Yani öyle bir durum yaşadık. Evet. İnşallah bir daha yaşatmaz diyelim. İnşallah, inşallah. Ama halk da tedirgin görüyoruz sokaklarda hep. Genelde evet, avcılar bu daha önceki depremi çok iyi yaşadığı için. Evet, yani bu konuda daha avcılar halkı biraz daha duyarlı yaşadığı için o vermiş olduğu panikle ve evet, herkes şu an dışarıda. Aileler, çocuklar genelde, okullar bütün tatil edildi. Herkes evet. Dışarıda. İş yerleri de tatil edilmiş evet, herhalde bir kısım evet, yerlerde. Evet, evet doğrudur. Allah bir daha yaşatmasın İnşallah, diye. Umarım. İnşallah hepimiz. Peki, sağ olun. Sağ olun size de. Gel bakalım. Yok, sağ ol abi. Gelen mi? Evet, şimdi de başka bir vatandaşla beraberiz. Avcılar'da mı yaşıyorsunuz? Ben burada üniversitede çalışıyordum. Öyle mi? Siz deprem anında burada mıydınız? Ben burada değildim. Çalış iş yerindeyim. Hissettiniz mi depremi? Tabii canım, herkes kaçtı. Hissettiniz değil mi? Herkes kaçtı. Herkes kaçtı. Korktunuz mu? Ben kendim dışarıdayım. Ben korkmadım ama içerideki arkadaşlar, vatandaşlar bayağı korktular. Evet. Herkes. Siz burada mı oturuyorsunuz? Avcılar'da mı oturuyorsunuz? Yok, başka ben Beylikdüzü şeyde depo durağında oturuyorum. He, depo durağında oturuyorsunuz ama korktunuz yani. Tabii canım, o deprem evet. Korkulu bir şeydir evet. Yani korkmayacak erkek evet. Var mı depremde? Allah bir daha şey. Allah bir daha yaşatmasın diyelim. Kimseye yaşatmaz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gel. Şu anda gene deprem bölgesinde çekimlerimiz devam ediyor. Deprem tüm İstanbul'da hissedildi. İstanbul'a yakın illerde de hissedildi. Merkez üssü Silivri. Biliyorsunuz bir iki gün önce de böyle bir deprem oldu. Hafif bir salladı ama bugünkü gerçekten aldı şiddetinde. Siz burada mıydınız? Burada, Avcılar'da mıydınız? Buradaydık evet. Merdiven boşluğundaydık. Dördüncü kattaydık. Bir yere görüşmeye gitmiştik arkadaşlar için. Yani gerçekten 20 senedir İstanbul'dayım. 99 depremini görmedim ama ilk defa böyle şiddetli bir deprem gördüm. Yani beşik gibi sallandı yani. Evet. Beşik gibi. Peki yani gerçekten bu tabir ilk defa ben şahit oldum. Gerçekten inanılmazdı. Yani. Peki bu akşam eve girecek misiniz? Düşünüyor musunuz? Gireceğim. Dışarıda yatamam. Evet. Gireceğim. Mecburen gireceğiz diyorsun. Ya Allah'ın izniyle bir şey olmaz ya. İnşallah. Evet. Peki bu minarenin yıkılmasıyla ilgili deprem anında mı yıkılmış, depremden sonra, sallantıdan sonra mı yıkılmış? Bilginiz var mı? Ya deprem bir 10 saniye falan sürdü. Tahminim deprem anında yıkılmıştır. Evet. Tam bilmiyorum çünkü biraz daha uzak dedim. Burada değilim ama tahminim deprem anında yıkılmıştır. Çünkü biraz uzun sürdü. Evet. 10-15 saniye sürdü yani ve çok şiddetli sürdü. Bayağı korkuttu yani. Çok. Evet. Peki, yani. Peki teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Gelemeyece. Evet. Şu anda da gene deprem bölgesindeyiz. Başka bir vatandaşımızla beraberiz. Benim siz burada mıydınız deprem olduğunda? Buradaydım, evdeydim. Avcılar'da evdeydiniz. Evdeydim. Nasıl oldu deprem? Böyle gürültüyle mi geldi, salladı mı, gürültüyle vurdu mu? Gürültüyle geldi, çok sallandı. Çok sallandı, 2-3 sefer sallandı. Evet, korktunuz bayağı. İlaç korkakıydım. Peki siz de 99 depremini yaşamış mıydınız burada? Yaşadım, ben İzmit'teydim. İzmit'teydiniz o evet, zaman? Evet, ben İzmit'te yarımcadaydım. Peki o depremle şu andaki, tabii kısa sürdü bu. Allah'tan uzun sürmedi. O fazlaydı. Evet. O fazlaydı. Burada da bir yıkıcı hasar var. Minare yıkılmış şeyde evet, Avcılar'da evet, bölge yayın yapıyoruz buradan. Evet. Bazı yerlerde de evler yan yatmış. İstanbul'un doğru, bazı ilçelerinde tahliye edilmiş. Doğru. Ne der söylemek istersiniz? Halkımız neye dikkat etsin? Bu akşam evlerine her girebilecekler şey kendi, mi rahat? Her şey kendi dikkat etsin yani. Evet. Evet, illa öyle. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Var mı bir şeyler söylemek isteyen depremle ilgili olarak? Gel bakalım. Sen de burada mıydın depremde? Evet, ben de Avcılar'da oturuyordum. Evde miydiniz, dışarıda mıydınız? Evdeydim. Benim
en üst çatı kat olduğu için daha fazla sallantı oldu. O anda yemek yiyorduk. Tabakların falan oynadığını hissettim. Avizelerin oynadığını hissettim. Tabii o anda çok fazla paniklemeden hemen üzerimizi falan bir şeyler alıp aşağı indik. Sonra baktık. Çoluk çocuk ailece. Evet, ailece komple aşağı indik. Sonra baktı tabii herkes aşağıda. Sonra ortalık sakinleştikten sonra işimize koyulduk yani. Peki eve de çıkacak mısınız bu akşam? Ya geç bir vakte kadar çıkmayı düşünmüyorum. Sonrası tabii tekbirimizi aldık, takdiri Allah'a bırakacağız. Çıkacağız yine. Mecburen yaşamaya devam edeceğiz. Yani biz deprem bölgesinde yaşıyoruz. Yani buna alışık olmamız lazım. Tabii bütün tedbirlerimizi de almış olmamız lazım. Siz 99'da lazım. Da burada mıydınız? Yok, ben 99'da burada değildim, memleketteydim. Ama tabii büyüklerimize anlattığı kadarıyla çok şiddetli bir deprem olmuş. İnşallah Allah bir daha göstermez onları bize. Amin.